Arkadaşlar selam. Bugünkü video konuğumuz Doğan. 99 model full orijinal Doğan. Biliyorsunuz biz servislerimizde genelde yeni nesil araçlar, sıralı sistem araçları montaj yapıyoruz. Karbüratörlü araçlar pek gelmez. Ama bu araç niçin video konuğumuz oldu? Çünkü çok özel bir araç. Hem fiyatı ile özel. Şimdi fiyatını videonun sonunda söyleyeceğim size. Hem de araç orijinalliği ile özel. Ben bu kadar orijinaline şu ana kadar rastlamadım. Belki vardır piyasada ama ben servisime gelen en orijinal araba olduğu için çekmeye layık gördüm. Doğan 99 model tek nokta enjeksiyonlu aracımız, orijinal 88 bin kilometrede. Şimdi aracı inceleyelim, detaylarına inelim. Orijinallikle neyi kastediyoruz, nereleri orijinal, bunları anlatalım. Sonra bir yol testi yapacağız. Bizim araçla ilgili işimiz bitti. Şimdi ne işlem yaptık onu da anlatalım. Aracımız tek nokta enjeksiyonlu ve hangi LPG sistemi var onlara şimdi sırayla gelelim. Bismillah şöyle. Hop. Hay maşallah. Arkadaşlar araçta, kaportada en ufak bir değişme yok. Yani aracın her tarafında orijinal parçası var. Herhangi bir boya da yok. Bu boya da orijinal. Sadece şu tavanda, aracın tavanında bir güneş yanığı görüyorsunuz. Onun dışında aracın boyası orijinal. Şimdi motor kısmını incelediğimizde araçta herhangi bir kaza, herhangi bir darbe yok. Değişen parçası yok. Motor hiç inmemiş. Yani motorla ilgili bir revizyon hiç görmemiş araç. Tek nokta enjeksiyonlu. Ve hortumla ilgili bazı değişimler olmuş. Yani aracın hortum aksamları değişmiş ki biliyorsunuz kanunen araçlarda hortum ömrü 10 yıl. Yani benzin hortumu, su hortumu bunlar 10 yıllık bir ömre sahip ve değiştirmişler ama hepsini orijinalinden değiştirmişler bu arada. Bakın hidrolik hortumu. Bu arada araçta klima var arkadaşlar. Tofaş'ın artık en zenginleştiği dönem, son dönemleri klima var araçta. Herkesin anılarında olan bir araç, enteresan bir araç ve nostaljik bir araç. Hatta araç sahibini tanıyorum. Kendisinin garajında Ferrari'sinden Maserati'sine kadar pek çok aracı var. Peki bu aracı niye aldı? Bu aracı antika olsun diye aldı. Bırakacak, yıllar sonra antika olarak kullanmaya devam edecek. Anılarında yaşatmaya devam edecek. Çünkü kendisinin ilk aracı bu araç. Dolayısıyla garajında bekleyecek bir araç. Belki 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bir antika araç olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar tek nokta enjeksiyonlu araçların LPG sisteminden de bahsedelim. Bu sistemler karbüratörlü sistemlerden sonra, karbüratörlü yakıt sistemlerinden sonra piyasaya sürülen tek nokta. Bakın burada tek enjeksiyonu var. Tek nokta enjeksiyonlu sistemler karbüratörlü sistem mantığıyla çalışıyor ve karbüratörlüden aslında daha kullanımı pratik, daha rahat kullanılıyor. Tek nokta enjeksiyonlu araçlar. Evet, motorla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Biz bu araçta ön tarafta çok fazla işlem yapmadık. Kontrollerini yaptık ama asıl işlemi arkada yaptık. Çünkü arkada tankımızın tarihi 10 yılı doldurmuştu. LPG tankını değiştirdik. Bakalım şimdi. LPG tankını değiştirdik ve 01 LPG tankı taktık. Şöyle gösterelim onu da. Buyurun. Yani 10 yıllık LPG tankı söküldü ve yenisi takıldı. Alttan giden bakır boruları deforme olmuştu. Onları da değiştirdik ve araç şu anda LPG dolumuna hazır. Az sonra testini yapacağım. Bu arada arkadaşlar yani camların tamamı orijinal. Hiçbir değişim olmamış. Onlara baktık. Bu arada
hidrolik direksiyon var. Yine Tofaş'ın sonlara doğru son imalatlarında koymuş olduğu özelliklerden bir tanesi hidrolik direksiyon. Yine katalitik konvertör var araçta. Katalitik konvertör de 98 yılında hayatımıza yeni girmişti. Egzoz emisyon değerlerini düşürmek için koyulmuş bir özellik. Tabii araç full orijinal diyoruz. Tabii bazı ufak tefek oynamalar yapılmış. Evet arkadaşlar, şimdi aracın içini incelediğimizde direksiyonun değiştiğini görüyoruz aslında. Orijinal direksiyon değil bu ama tabii Tofaşçıların bildiği ve taktırdığı bir direksiyon. Daha önce ben başka Tofaşlarda gördüm. Çok şık ve kullanımı çok rahat bir direksiyon. Korna değişmiş. Yani kornayı gösterelim. Bu kornayı da beğendim. Yani orijinal kornası değil. Yine ses sistemiyle ilgili bir iki oynamalar yapılmış ama bunlar aracın orijinaline zarar veren unsurlar değil. Güzel revizyonlar, hoş revizyonlar. Bizim için önemli olan aracın genel görünüşünün orijinal olması, torpidosundan yan kaput tutacaklarına kadar, vites topuzundan el frenine kadar, araç bakın döşemelerine kadar her şey orijinal. Yine koltukları hiçbir değişim olmamış, koltukları orijinal. Yani aslında bu araç gerçekten de tam böyle antikalık, yıllar sonra bırakabilecek temizlikte mükemmel bir araç. Araç sahibi için çok değerli bir araç olduğunu altını vurgulayarak söyledi ve biz de ona göre titizlikten işlemimizi yapıyoruz, işlemi tamamlıyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik aracın test sürüşüne. Sürüşün nasıl olduğunu ve yürüyen aksanın nasıl olduğunu şimdi kontrol edeceğim. Bakalım aracın sürüş zevki nasıl? Ay maşallah. Oo. Dönüşler muazzam. Yani araç sahibini şimdi daha iyi anladım arkadaşlar. Çünkü araç gerçekten de gidişiyle, vites geçişleriyle, ön takımıyla, yani sanki yeni bir aracı binmişim gibi hissediyorum kendimi şu anda. Gerçekten çok keyifli. Bu arada egzoz çok keyifli. Egzoz harika. Çok kaliteli bir egzoz. Yani araçtaki değiştirdiği parçalardan birisi egzoz olabilir. Ama iyi ki değiştirmiş. Çok keyifli bir noktaya gelmiş. Oo, çok güzel. Yani bu hani drift yapan Tofaşlar var ya, bu çok güzel drift yapar muhtemelen. Vallahi çok güzel. Yani tam antika olmaya aday bir araç. Bunu güzel sakladıktan sonra 20 yıl, 30 yıl sonra antika olarak çok büyük paralara değerlendirilebilir. Bu noktada araç sahibi çok bilinçli. Aracını da seviyor. Dediğim gibi aracı kullanmak için almamış zaten. Nostalji olsun, anılarını yaşatsın diye alacak ve garajında duracak böyle bir araç. Bu arada arkadaşlar camından sileceğine kadar, sinyaline kadar, farına kadar her şey full çalışıyor, faal çalışıyor. Frenleri çok iyi tutuyor bu arada. Frenler, dediğim gibi yani araç sanki sıfır bir araç gibi hissediyorum şu anda. Araca çok iyi bakılmış ve orijinalliği korunmaya gayret edilmiş. Bu arada direksiyonu çok hafif. Korna da bu arada orijinal olmasa da çok hoşuma gitti. Çok böyle keyifli bir kornası var. Bu arada egzoz sesi çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Şimdi gazımızı dolduralım. Hoş geldin, ne haber? İyidir, sizden ne var ne yok? Teşekkür ederim. Arkadaşlar yine her zamanki gibi Aygaz istasyonundayız. Benim en güvendiğim marka Aygaz. Dolumunu yapacağız. 20 liralık deneme gazı alacağız. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim Ozan, sen nasılsın? Nasıl, yoğun mu işler? Yoğun mu abi, sorun yok. Yani otogaza olan ilgi de arttı, araç sayısı da arttı, değil mi? Aynen öyle. Abi ne zaman gelsek full burası. Yani otogaz pompası, burada ne var? 8 tane dispenser var ama yetmiyor. Ne kadar gazın fiyatı? Burada abi gaz 49'a düştü. Düştü mü? Evet. Kaç oldu abi? 49. Oo, ekranda görüldüğü gibi. 3.49 lira. Güzel fiyat.
Evet, hoş bulduk. Bu arkadaşımız da istasyon müdürü. Nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim abi, seni sormadım. Nasıl yoğunluk? Ara ara yoğun, ara ara normal. Yani. Otogaz konusunda yoğunluk daha artıyor mu? Aynen. İlgi artıyor değil mi? Aynen öyle abi. Aynen öyle. Dünyada birinci olmuşuz şu anda otogazlı araç sayısı konusunda. Olmaması da gerekiyor zaten. Kesinlikle. Ve bunda da Candan Mühendis'in önemli katkısı var diye düşünüyorum. İlla ki. Çok montaj yapıyoruz. Evet, çok güzel olur. Aynen öyle. Aynısından istiyorum. Tamam, sana bir tane verelim. Tamam mı dolum? Tamam. Harikasın, çok iyisin. Hadi hayırlı işler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin efendim. Gaz dolumumuzu da yaptık. Yalnız araba yani hakikaten güzel gidiyor ya. Yani dikkatli kaldırmazsan pati yapıyor yani araba öyle. Hop. Yani böyle bir özlemi olan, yani ben böyle bir orijinal araba arıyorum, alıp da antikaya bırakayım diyenler için aslında iyi bir örnek bu. Nasıl bir araba alınması gerekiyor? Bu açıdan iyi bir örnek. Belki bir miktar fazla para verebilirsiniz ama bu şekilde tamamıyla orijinal bir araba almak ve bunu ilerleyen dönemde değerlendirmek adına saklamak mantıklı bir fikir olabilir. Ben bu aracı hatırlıyorum. İlk çıktığı yıllarda bizim otogaz işimizin böyle ikinci yılları, üçüncü yılları bir ev fiyatına veriliyordu bu araçlar. Çok değerliydi. Yani hatta ilk çıktığında tabii ithal arabalar da fazla yoktu o yıllarda. Yeni yeni işte giriyordu Türkiye piyasasına. İlk çıktığı yıllarda bu araçlar çok değerli ve çok lüks kabul ediliyordu. Türkiye'nin BMW'si diye satılıyordu hatta. Öyle bir enteresan araba dönemin harika arabalarından bir tanesi. Arkadaşlar geldik. Aracın fiyatını merak edenlere, araç sahibinin bu aracı için biçtiği fiyat 150 bin TL. Hatta 150 bin TL verseler bile vermem diyor. Takdir sizin, karar sizin ama kendisinin değerlendirmesi bu yönde. Arkadaşlar aracı test ettik. Güzel araç, beğendik aracı. Gazını aldık. Şimdi aracın ayarlarını yapacağım. Son kontrollerini yapacağım ve araç sahibine teslim edeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Araç güzel bir araçtı. Umarım eğlenceli video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.